Merhaba arkadaşlar. KPSS Coğrafya çıkmış soru çözümleri. 2008 yılı ön lisans sorularıyla devam ediyoruz. Evet, 38. sorumuzdan başlıyor. Daha önce tabii soru sayısı daha önceki videolarda da belirtmiştik. Biraz daha fazla. Özellikle bu seride baktığımızda farklılıklar olacak. Yine ben başta hatırlatayım. Bazıları 31. sorudan başlıyor ki lisans bazındakiler 18 soru olduğu için. Bunun yanında belli bir döneme kadar 38. sorudan başlıyor ön lisans ve orta öğretim soruları 23 sorudan oluşuyor. Bunun yanında daha eski soruları çözerken biz o yılki verilere göre bazı soruları değerlendiriyoruz. Yani şu an bizim verdiğimiz bir cevap günümüz itibariyle aynı olmayabilir. Bu hatırlatmaları da unutmayalım. Türkiye'nin özel konumunun aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenemez. Yerel saat boylam yani mutlak konumla alakalı olduğu için bunun üzerinde özel konumun bir etkisi yoktur. Örneğin yükselti arttıkça yerel saat farkı artar. Denizellik arttıkça yerel saat farkı azalır. Ya da karasallık arttıkça yerel saat farkı aynı olur. Böyle bir şey zaten mümkün değil. O yüzden bu tamamen boylam, mutlak ya da matematik konumla alakalıdır. Bunun yanında deniz ulaşımı ki üç tarafımızın denizlerle çevrili olması, bir yarımada ülkesi olmamız özel konumla alakalıdır. Turizm etkinlikleri matematik konumla alakalı olduğu gibi özellikle burada özel konumda etkili. Çünkü işte dağ turizmini, kış turizmini düşünün. Yüksek yerlerde, daha soğuk yerlerde yapılıyor. Türkiye'deki yükselti faktörü de özel konumla alakalı. İklim koşulları hem matematik hem özel konuma göre değişiyor. Örneğin kısa mesafelerde iklim koşullarının değişmesi özel konumla, yer şekilleri karasallıkla açıklanıyor. Transit taşımacılık ki sadece geçiş amacıyla yapılan taşımacılıktır. Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasında bulunması, bunun yanında bir geçiş güzergahında olması önem taşıyan noktalar arasında gelmektedir. O yüzden burada doğru cevabımız A şıkkı oldu. Evet, ikinci sorumuza geldik arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin kıyı bölgelerinin ortak özelliklerinden biri değildir? Bölümler arası yükselti bakımından farklılıkların oluştuğunu söyleyebiliriz. Örneğin Karadeniz'i ele alırsak, Karadeniz'de Orta Karadeniz en alçak bölüm iken daha sonra Batı, en yüksek bölüm ise Doğu Karadeniz'dir. Ya da Marmara'da özellikle baktığımızda işte bölümler farklı yükseltilerde yeşil ya da işte sarı ya da kahverengi renklerin olduğu alanları görüyoruz ki bu da yükselti basamaklarını gösteriyordu. O yüzden bu doğru. Akarsu ağızlarında delta ovalarının olması ki Meriç deltası Marmara. Bunun yanında Bafra Çarşamba Karadeniz. Bunun yanında Ege'de birçok delta ovası. Menemen, Balat, Dikili, Selçuk. Yine bunun dışında Akdeniz'de Silifke ve yine Çukurova'nın olduğunu söylemek mümkün. Bütün kıyı bölgelerinde delta ovalarını görüyoruz. Karstik göllerin yaygın olarak görülmesi demiş. Mesela Karadeniz'de karstik göller yaygın değil. Ama Akdeniz için doğru bir şey. Hepsi için ortak bir özellik olmaz. C şıkkı doğru cevabımız oldu. Dağların uzanışının kıyıların şekillenmesine etkili olması. Ege'de dağlar kıyıya genelde dik. Dik olduğu için enine. Karadeniz ve Akdeniz'de dağlar kıyıya paralel. Bu yüzden boyuna kıyı tipinin yaygın olduğunu söylemek mümkün. Kıyı şekillenmesinde etkili bu uzanış. Alp orojenezi ile oluşmuş sıra dağların bulunması. Ki baktığımızda Karadeniz'de işte Kaçkar, Canik, Küre, Bolkar ve Aladağlar ve Geyik Dağları Akdeniz'de. Yine Ege'de yoktur demeyin. Buna çok düşen arkadaşlar var. Ege sadece kıyıdan oluşmuyor. Tabii kıyıda kırıklı dağların fazla olduğunu söyleyebilirim. Ama bir de iç kesimleri var. Mesela Afyon, Kütahya, işte o çevrede Kütahya çevresindeki Türkmen Dağları. Yani burada örneklerimizi arttırabiliriz. Sadece kıyıdan ibaret değil Ege. Bunu da unutmuyoruz ki hepsinde Alp orojenezi sonucunda oluşmuş bir sıra dağımız var arkadaşlar. Ege'de kıyı kesim dışında iç kesimde de düşünerek bunu söylüyorum. Çünkü bütün o bölgenin genel özelliklerini dikkate alıyorum. Sadece kıyı değil. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Evet, üçüncü sorumuzda Marmara bölgesinde görülen iklim çeşitliliğinin aşağıdakilerden hangisi üzerinde en az etkili olduğu söylenebilir? Burada birinci olarak endüstri kuruluşları, örneğin pamuklu dokuma sanayisi, örneğin otomotiv sanayisi. Burada iklim çeşitliliğinin fazla olması en az etkili. Çünkü Marmara'da buna bağlı işte endüstri kuruluşları kurulmamış. Doğal bitki örtüsünü etkiliyor iklim çeşitliliği ki ilk etkilediği faktör. Deniz turizminin elverişli süreyi etkiliyor ki güney ve kuzeyinde farklılık görülebiliyor Karadeniz ve Akdeniz ikliminin görüldüğü alanlarda. Yetiştirilen tarım ürünlerini etkiliyor. Toprak tiplerini yine bu çeşitlilik
etkiliyor. Ama endüstri kuruluşlarını daha az etkiliyor. Yani baktığımızda Marmara'da %100 sanayiyi düşündüğümüzde %100'ünü iklim çeşidi etkilemiyor. Belli bir kısmını daha az olan diğerleriyle kıyasladığında daha az olduğunu söylemek mümkün. O yüzden doğru cevabım A şıkkı oldu. Evet, diğer sorumuzda gerçek sıcaklığı ile indirgenmiş sıcaklığı arasındaki fark daha fazladır demiş. Ki burada yükseltiyi biz baz alıyoruz. En yüksek olan yerde bu fark en fazla olacaktır. En alçak olan yerde bu fark en az olacaktır. Örneğin burada da biz şunu söyleyelim. Yeşil renk bir fiziki haritada 0 ile 500 metre arasındaki yerleri gösteriyordu. Yani bu alanda maksimum 500 metreye çıksa 2,5 derecelik bir fark olur. Ki 200'de 1 derece değişiyordu. Ama kahverengi ve tonları artık 1000 metreden üzeri yükselti olarak dikkate alınıyordu. 1500 metre ki turuncuyu da bunun içine katarsam 1000 metreden sonrası, ama turuncuyu değil işte direkt kahverengi ve tonlarını alırsam 1500'den daha yüksek bir durum dikkate alıyordum. 1500 ve üzeri olursa 1500'ü 200'e böldüm. 200'de 1 derece değişiyordu. 7,5 derecelik bir fark yapar. Yani kahverengi ve tonlarının yoğun olduğu yerlerde bu fark daha fazlayken, yeşil ve tonlarının fazla olduğu yerlerde bu fark en az çıkmaktadır. Buna göre daha fazla olması için yüksek bir yer arıyorum. Edirne genelde fizik haritada yeşil renkle gösterilir. Samsun kıyıları genelde yeşil, biliyorsunuz. Kars ve Sivas kalsın. Adana kısmında kıyılarda yeşil var. İçeri doğru değişiyor o renkler. Ama bir Kars Sivas gibi değil arkadaşlar. O yüzden burada en yüksek yeri alacağım. Bakın, en yüksek yeri. Şimdi Sivas mı daha yüksek, Kars mı? Ki Kars daha doğuda yükselti, daha da artıyor orada. Kars'ın burada daha yüksek olduğunu söylemek mümkündür. Dediğim gibi en yüksek yeri aldım arkadaşlar. O yüzden doğru cevabım D şıkkı oldu. Siz de fiziki haritalarda renkleri unutmayın. Renkler birçok işe yarayacak. Ki gerçek sıcaklık indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark en fazla derken renkleri kullanacaksınız. Renklerin kısa mesafede değiştiği yerlerde iklim değişir, bitki örtüsü değişir, toprak tipi değişir mantığını kullanacaksınız. Eğim engebe şartları değişir mantığını kullanacaksınız. Önemlidir. Peki, beşinci sorumuz. Türkiye'de nüfusun düzensiz dağılışını etkili olan etmenlerden hangi etmenler, ikisi aşağıdakilerin hangisine birlikte verilmiştir? Şimdi etkili olan etmenleri dikkate aldığımızda enlem çok fazla etkili değil. Çünkü enleme göre şöyle bir şey yok Türkiye'de. Güneyden kuzeye doğru nüfus düzenli bir şekilde azalır. Ki onu da şu şekilde özetleyelim. Enlem deyince arkadaşlar belli bir düzen olması gerekir. Ya sürekli artması ya sürekli azalması gerekir. Ki nüfusun enleme göre böyle bir dağılış söz konusu değildir. Jeolojik yapı. Ki jeolojik yapı deyince fay hattı, kırık hattı, volkanizma gibi durumlar dikkate alınmıştır. O yüzden ben bunu da yine çok fazla etkili olan faktör arasında alamam. Yani fay hatlarının olduğu yere hemen kuruluyorlar. İşte volkanik arazilere hemen yerleşiyorlar gibi bir durum söz konusu değil Türkiye'de. Yükselti ve yer şekilleri iki önemli etmendir. Ki Türkiye'de çok yüksek yerlerde yaşamıyoruz. Yer şeklinin engebeli olduğu yerlerde nüfus daha seyrektir. Bunun yanında daha düz ovalık yerlerde nüfus biraz daha fazla olabiliyor. O yüzden burada doğru cevabımız C şıkkı. Yağış biçimi dediği arkadaşlar kar, dolu. Yani bunlara bağlı olarak da nüfus düzensiz dağılmıyor Türkiye'de. Enlemi zaten almamıştım. Onları da eliyorum. Ha, bitki örtüsü şu olabilir. Ormanlık gür alanlarda yerleşme söz konusu olmayabiliyor. Yani bu dikkate alınabilir. Onu da belirtmiş olalım. Evet, 6. sorumuzda Türkiye'de kentsel nüfusun yaklaşık %40'ının İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde toplanmasında hangisinin etkisi en azdır? Ulaşım olanaklarının burada fazla olması burada en büyük etmenlerden birisidir. Yerli üretimi tanıtıcı fuarların kurulması demiş ki bu fuarların kurulması oradaki nüfusu %40'a yaklaşık olarak %40 oranında olmasında en az etkili. Diğerlerine tabii oranla. Çünkü ticaret, sanayi, sağlık, eğitim, sosyal imkanlar buna göre daha önemli bir özellik taşıyor arkadaşlar ki en tehlikeli soru tipidir. Yani diğer şıklara da özellikle dikkat ederek bu soruyu çözmek gerekiyor. Çünkü hepsi etkili. Yani hepsinin bir etkisi var. Ama ben en az olanı bulmak zorundayım. Ha, bunlar içerisinde de hani en az hangi faktör orada çekicilik gösteriyor? Bizim için bu önemli oldu bu soruda. Evet, 7. sorumuzda bir grafik verilmiş. Bu grafikte 75-2000 sayım yılları arasında kentlerde ve kırsal kesimde yaşayan erkek nüfusun değişimini göstermiş. Buna göre bu grafikte aşağıdaki sonuçlardan hangisini çıkartamayız? Yalnızca 1970-80 döneminde
hem kentsel hem de kırsal kesimde erkek nüfus artmıştır. Hemen 1975-80 dönemine bakıyorum. Burada mı sadece artmış? Hayır. Arttığı dönemler şurada da var. Yani özellikle kır ve kentteki erkek nüfusun artışı sadece şuraya ait bir özellik değildir. O yüzden A şıkkına ulaşamadım. Kırsal kesimde erkek nüfusun en fazla olduğu yıl 1980'dir. Ki kırsal kesimde erkek nüfusun en fazla olduğu dönem özellik olarak baktığımızda 1980, çünkü en yüksek seviyeye burada ulaşmış. Doğru. Kentlerdeki erkek nüfusun artış hızı kırsal kesimden daha fazladır. Kentlerde daha hızlı bir artış söz konusu olmuş. Kırsal kesim ve kentlerde yaşayan erkek nüfus miktarı arasındaki en büyük fark 2000 yılında demiş. Ki fark şurada iyice açılmış arkadaşlar, 2000 yılında. Bu da doğru. 1980-85 döneminde kentlerdeki erkek nüfus artarken kırsal kesimdeki erkek nüfus azalma göstermiştir. Ki A şıkkında zaten yanlışı bulmuştuk. Evet, 8. sorumuz. Aşağıdaki bölgelerin hangisinde endüstride çalışan kişi sayısı diğerlerine göre daha fazladır? Sanayide çalışanların fazla olduğu bir yer arıyorum. Ki Türkiye'de yine tabii artık çok bölge ayrımına girmiyoruz. Marmara sanayileşmenin en fazla olduğu bölgeydi. O yüzden dikkate aldığımız nokta Doğu Anadolu en az olduğu bölgeydi. Bunları da hatırlatmış olalım. Evet, platoların hangisinin bölge ekonomisine katkısında büyükbaş hayvancılık ilk sıradadır? Türkiye'de büyükbaş hayvancılığın en fazla yapıldığı, mera olarak, doğal olarak yapıldığı yer Erzurum Kars, ki Erzurum Kars'ın ekonomisi özellikle hayvancılıkla ön plana çıkmıştır. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı olmakta. Tabii neden orada büyükbaş hayvancılık yapılıyordu? Yaz yağışları, ona bağlı çayır bitki örtüsü, çayırlara bağlı büyükbaş. Çünkü büyük ot eşittir büyükbaş, küçük ot eşittir küçükbaş şeklinde bir sınıflandırma da doğal bazda yapabiliyorum. Evet arkadaşlar, 10. sorumuzda Türkiye'deki bazı fabrikaların kuruluş yerleriyle ilgili aşağıdaki genellemelerden hangisi doğrudur? Bitkisel yağ fabrikaları ham maddeye yakın yerlerde kurulmuş. Ayçiçeği yağı, zeytinyağı, mısır yağı Türkiye'de genellikle ham maddeye yakın bir şekilde kurulmuştur. O yüzden bu doğru. Seramik fabrikaları inşaat sektörünün geliştiği yerlerde kurulmuştur diye bir seçenek var. Özellikle Türkiye'de Kütahya, bunun dışında Çanakkale, Bilecik, bu alanlar inşaat sektörünün en çok geliştiği yerler değil. O yüzden bu yanlış. Demir çelik fabrikaları demir cevherin çıkarıldığı yerlere kurulmuştur. Hepsi değil. Böyle bir genelleme söz konusu olamaz. Sivas var mesela. Onun dışındakiler ya ulaşım ya da enerji kaynağı. Otomobil fabrikaları termik santrallere yakın değil. Özellikle ulaşımın, pazarlamanın ve sermayenin yoğun olduğu yerlerde yoğunluk gösteriyor. Deri konfeksiyon fabrikaları hayvancılığın yaygın olduğu yerlerde kurulmuştur ki İstanbul en gelişti yer. O zaman en fazla hayvancılık burada mı yapılıyor? Hayır, değil. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu bu sorumuzda. Evet, 11. sorumuzda hangilerinin Türkiye'deki üretiminin tümü Karadeniz bölgesinden elde edilir? Taş kömürü Zonguldak ve çevresine dikkate alındığı için bunu aldım. Bakırın %50'ye yakını Karadeniz'de. Lignit Türkiye'nin hemen hemen her yerinde var. Demir Türkiye'de daha çok özellikle yukarı Kızılırmak, Sivas çevresi. Bunun yanında yukarı Fırat, özellikle Malatya çevresindeki havzalarda yoğunluk gösteriyor ki Doğu Anadolu hani öne çıkıyor diyebilirim bu konuda. O yüzden sadece taş kömürü kısmında dikkate aldım. Doğru cevabım B şıkkı oldu. 12. soruda Türkiye'nin ekonomisi gelişen bir ülke olmasına aşağıdakilerden hangisinde en az etkili olduğu söylenir? Türkiye'de gelişen bir ekonomi var. Bunda özellikle en az etkili olan faktörü bize sormuş. Nüfusun genç, dinamik, çalışabilecek nüfusun fazla olması etkili. Fiziki ve beşeri özelliklerin farklı olması, farklı coğrafya özelliklerinin bulunması etkili. Yeraltı ve yerüstü kaynakların çeşitli olması etkili. Avrupa ile Asya arasında bir köprü geçiş noktasında olması etkili. Toprakların büyük bir bölümünün Anadolu Yarımadası'nda yer alması en az etkili. Çünkü işte tamamı burada yer alsın, yarısı orada yer alsın. Bu bize çok büyük fayda sağlar gibi bir durum söz konusu değil. Tabii en az etkili yine tehlikeli sorulardan birisi. Hani şu diğerleriyle kıyaslarsam en az etkili olan faktör E. Ki bazen size bu sorularda sizin işaretlediğiniz seçenek daha doğruymuş gibi gelir. Ama burada tabii ki biraz detaylı düşünmek gerekiyor. Mesela topraklarımızın yarısı Avrupa'da olsaydı Türkiye'nin ekonomisi daha fazla mı gelişecekti? Ya da daha az mı gelişecekti? Bunları sorgulamak gerekiyor. Peki 13. sorumuzda. Doğu Karadeniz bölümünde çay üretiminin yapıldığı
kuşağı ekilecek aşağıdaki bitkilerin hangisine ürün almak daha zordur? Şimdi çay çok fazla yağış, nem isteği olan bir ürün. Ve Karadeniz'de yıl boyunca yağış görülen bu alanlarda, yağışın fazla olduğu yerlerde çay üretimi yapılıyor. Ki fındık nem isteği fazla olan bir ürün, yetişebilir. Mısır su ve nem isteği fazla olan bir ürün, yetişebilir. Bunun yanında turunçgiller kış ılıklığı isteyen bir ürün. Çayın olduğu yerlerde yine kış ılıklığı söz konusu olabiliyor bazı kesimlerinde. Tütün yine o alanlarda yetişebilir ama pamuk yaz kuraklığı istediği için bu alanda her zaman yağış olan bir yerde, yaz kuraklığı olmayan bir yerde pamuk tarımını yapmak oldukça zor olacaktır. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Evet, diğer sorumuzda Denizli, Niğde iki kent verilmiş. Bu alanlarda yetişen tarım ürünlerinin farklı olmasında hangisinin etkisi yoktur demiş. Tarım alanlarının geniş ya da dar olması orada tarım ürünlerinin işte yetiştirilmesine bir etken değil. Çünkü oradaki iklim şartları uygun olmadıkça istediğiniz kadar büyük bir alan olsun, bu o alanda o tarımın yetişmesi için gerekli bir durum olmuyor. Dağların kıyı çizgisine göre uzanış yönünün farklı olması olabilir. Çünkü Adana kısmında dağlar kıyıya paralel olduğu için iklimin etkisi iç kısımlara giremiyor. Ama bu alanda iklimin etkisi dağlar kıyıya dik uzandığı için girebiliyor. O yüzden bu olabilir. Nemli hava, daha ılıman bir iklim. Toprak türlerinin farklı olması olur. Toprağa göre farklı tarım ürünleri yetiştirebiliyorsunuz. Yıllık yağış tutarlarının nemin farklı olması olur. Yükseltilerin farklı, sıcaklıkların farklı olması olur. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu. Evet, 15. sorumuzda. İklim koşulları göz önüne alındığında yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen tarım alanlarının hangilerinde sulamaya daha fazla gereksinim duyulur? Özellikle yaz kuraklığının etkin olduğu, fazla olduğu alanlarda, Tuz Gölü çevresi, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi gibi kısımlarda sulamaya duyulan ihtiyaç daha fazladır. Çünkü bu alanlarda yazlar oldukça sıcak ve kurak geçmekte, yağış miktarı daha az olmaktadır. O yüzden doğru cevabım 15. soruda E şıkkı oldu. Evet, 16. soru. Hem Güneydoğu Anadolu hem de İç Anadolu bölgesinde yaygın olarak yetiştirilen bir tarım ürünü değildir. İki bölgede buğday yetişiyor. Türkiye'de tütünün tek olmadığı bölge İç Anadolu. O yüzden doğru cevabım B oldu. Elma her ikisinde de var, üzüm her ikisinde de var, mercimek her ikisinde de var. O yüzden doğru cevabım B şıkkı dedim. Evet arkadaşlar, 17. sorumuz. Daha çok baraj ve akarsularda yapılmaktadır. Deniz balıkçılığına göre daha gelişmiştir. En fazla alabalık üretilmektedir. Türkiye'de tatlı su balıkçılığı ile ilgili olarak hangileri doğrudur? Şimdi Türkiye'de en çok yapılan balıkçılık deniz balıkçılığıdır. O yüzden bunu eledim. Tatlı su balıkçılığı daha önde değil. En fazla alabalık yetişiyor burada. Daha çok baraj ve akarsularda yapılıyor bizim tatlı su balıkçılığımız. O yüzden doğru cevabımız 1 ve 3'tür. Ki deniz balıkçılığı dediğimiz özellikle Karadeniz gibi bölgelerde yapılan ve daha çok denizden elde edilen balıkları ifade etmektedir. Evet, 18. sorumuz. Haritada bazı işaret yerler var. 5'inde de yapılan ve Türkiye ekonomisine önemli bir katkı sağlayan etkinlik hangisidir? Şimdi burada baktığımızda arkadaşlar, özellikle tabii şu an bir değişiklik var, onu da söyleyelim. İzmit kısmında İpraş. Bunun yanında Kırıkkale kısmında Orta Anadolu. Orta Anadolu dediğimiz rafineri. Yine Ali Ağa, İzmir'deki rafinerimiz. Ali Ağa rafinerisi İzmir'de. Bunun dışında Batman'da en küçük ve ilk kurulan rafineri olarak dikkate aldığımız Batman. Ve şu an sadece depolama ve pazarlama amacıyla kullandığımız, artık arıtma ve damıtma işlemini yapmayan Mersin'deki Ataş dikkate alınabilir bu soru için. Ki o yüzden burada petrol arıtımı, damıtma işlemi, rafinerilerin varlığından söz edilebilir. Zeytin üretimi dediği için, ki zeytin üretimi İç Anadolu'da yok. Yayla turizmi demiş, yayla turizmi Ege kıyı kesiminde söz konusu değil. Lihit çıkarımı demiş. Lihit Türkiye'nin birçok yerinde var ama Kocaeli burada işi bozuyor. Sigara üretimi demiş. İç Anadolu'da zaten tütün söz konusu değildir. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Peki 19. sorumuz. Jeotermal kaynaklarıyla Türkiye elektrik enerjisi üretimine en çok katkı sağlayan bölüm Ege'dir. Çok fazla kırıklı yapının varlığı, özellikle Kaplıca gibi birçok sıcak su kaynağının varlığı ve
O alandaki fay hatlarının daha derinde yer alması sebebiyle sıcaklığın yüksek olması önemli etkenler arasında sayılabilir. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu. Evet, 20. sorumuzda Adana, Ege, Çatalca, Kocaeli bölümleri hangisi bakımından benzerlik gösterir? Adana dediğimiz ki daha önceki sorularda yine çözmüştük. Özellikle Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay gibi illeri kapsıyor. Kilis de yine siyasi olarak bu alana bağlı. Ege dediğimiz kısımda özellikle Kıyı Ege'yi kastediyor. Bir de İç Batı Anadolu var. Kıyı Ege dediğimiz alanda Muğla, onun dışında İzmir, Aydın, Denizli, Manisa. İç Batı Anadolu dediğimiz kısımda Afyon. Bunun yanında Uşak, Kütahya var. O bizi şu an ilgilendirmiyor. Bizi Muğla, Denizli, Aydın, Manisa, İzmir ilgilendiriyor. Çatalca, Kocaeli bölümünde ise özellikle Sakarya, Kocaeli ve bunun yanında baktığımızda İstanbul yer alıyor. Yüz ölçümlerinin büyüklüğü bu üçünde aynı değil. Seracılığın gelişmişliği ki Ege ve Adana'da tamam ama Çatalca, Kocaeli'nde değil. Tarım alanlarının genişliği hepsinde aynı değil. Bunun yanında endüstri gelirlerinin yüksekliği evet. Özellikle Adana ve Ege'de sanayi gelişmiş. Tarım ve tarıma dayalı sanayi çok fazla gelişmiş. Tabii bunun yanında daha başka sanayiler de var. Çatalca, Kocaeli zaten en fazla geliştiği yer. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı oldu. Yeraltı kaynakların zenginliği Çatalca, Kocaeli o kadar ön planda değil. Evet, 21. sorumuzda Güney Marmara bölümünün ekonomisindeki payı diğerlerine göre daha az. Şimdi Güney Marmara deyince arkadaşlar Çanakkale, Balıkesir, bunun yanında Bursa, Bilecik gibi alanları yine sayıyorum. Yalova gibi alanları. Bu alanda seramik gelişmiş, Çanakkale ve Bilecik öne çıkıyor. Turizm gelişmiş, özellikle Bursa, Balıkesir, deniz turizmi, Bursa'da yine kış turizmi. Otomotiv sanayisi Güney Marmara'da gelişmiş ki en gelişmiş ilimiz Bursa. Bitkisel yağ üretimi ki var. Özellikle zeytin ve ona dayalı çok önemli bir fabrika durumu söz konusu. Hidroelektrik üretimi bakımından çok da zengin değil. Çünkü bu alanda biliyorsunuz Marmara'nın geneli için, tabi bazı alanları hariç, geneli için hidroelektrik potansiyeli düşük, üretimi düşük bir durumda karşımıza çıkıyordu. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. 22. sorumuzda Akdeniz bölgesindeki enerji üretimi, endüstri, ulaşım, ticaret. Hangileri turizmin gelişmesine bağlı olarak daha çok canlılık kazanmıştır? Şimdi enerji üretimi değil ki üretim olunca oraya turist gelmiyor. Endüstri ki tabii ki gelişti ama yine burada ikinci planı alabiliriz verilen öncüler arasında. Ulaşım mutlaka çünkü mesela hava yolu ulaşımı. Ticaret çünkü turizm de bir ticaret türüdür. 3 ve 4 burada önemli olan ve daha çok canlılık kazanan önemli sektörleri oluşturmaktadır. Evet arkadaşlar, 23. sorumuza geldik. Bir grafik sorusu. Son yıllarda tabii çok grafik soruları çıkmıyor. Daha önceki yıllarda daha fazla soruluyordu. 2006 yılında Türkiye'nin bazı havaalanlarına gelen ve giden yolcuların iç ve dış hatlara göre oransal dağılımı yüzde olarak verilmiş. Yalnızca bu grafikteki bilgilerden yararlanarak hangisine ulaşılabilir demiş. İç hatlarda Atatürk Havalimanı'na gelen ve giden yolcu sayıları ki burada kaç kişi var? 100 kişi mi? 1000 kişi mi? Yüzde olarak verdiği için bunu çıkartamıyorum. Adnan Menderes Havalimanı'ndaki iç hat yolcu sayısı Atatürk Havalimanı'ndakinden fazladır. Yolcu sayısının ne kadar olduğunu bilmiyorum. Ki sadece iç ve dış hat dağılımı. Mesela Esenboğa'ya belki 10 milyon kişi geldi. Trabzon'a 1 milyon kişi geldi. Yani bu sayıları bilmediğim için bunu da çıkartamadım. Dalaman ve Trabzon havaalanlarının dış hatları oranları birbirine yakındır. Dalaman ve Trabzon hava limanlarına baktım. Dış hatları oranları birbirine yakındır demiş. Arada çok büyük bir fark var. İç hat yolcu oranları birbirine en yakın olan havaalanları Adnan Menderes ve Esenboğa'dır. Ki bakıyorum iç hatlar beyaz şekilde oransal bazda gösterilmişti. Bunların birbirine en yakın olduğu şu iki havalimanı diyebilirim. O yüzden D şıkkı doğru cevabım. İç ve dış hatlar arasındaki oransal farkın en fazla olduğu havalimanı Dalaman'dır demiş. Ki baktığımda oransal farkın en fazla olduğu Trabzon olacak arkadaşlar. Şu fark oldukça fazla Dalaman'a göre daha fazla. O yüzden bu da yanlış. O yüzden son sorumda doğru cevabın D şıkkı olduğunu söyledim. Evet, bir çıkmış soruların daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahakinde görüşmek dileğiyle. Görüşlerinizi bekliyoruz. Serimizin devam etmesi etmemesi yönünde. Çünkü hani bazı arkadaşlar yazıyor, yorum yapıyor, beğeniyor. Onlara teşekkür ediyorum. Bazı arkadaşlar da sessiz sessiz dinleyip herhalde gidiyor. O sessiz arkadaşlara özellikle bir atıfta bulunalım.
Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.